Omurga hastalıklarında bizim takip ettiğimiz bir prosedür var. Burası şöyle çalışıyor. Biz önce hastalığı tanımlıyoruz. Daha sonra eğer mümkün ise konservatif yöntemler dediğimiz fiziksel veya ilaçla tedavi yoluna geçiyoruz. Oradan sonuç alamadığımız vakalarda ise tabii ki ameliyat seçeneğini değerlendiriyoruz. Birçok ameliyat seçeneklerimiz var. Ben 20 yıldır omurga cerrahisiyle ilgileniyorum ve 20 yıl içerisinde en az 3 defa değişen, yenilenen, yeniden gelişen ameliyat teknikleriyle tanışmış olduk. Açık cerrahi dediğimiz cilt altı kas dokusunda kesi yapmayı gerektiren ameliyatlardan tutun, mikro cerrahi dediğimiz ameliyatlardan en sonunda endoskopik yöntemlere bir değişim söz konusu. Ortopedi travmatoloji ve omurga cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Hayati Aygün anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası 8'de sağlıkta.